Sistemi yenmenin pek çok zeki yolu bulunmakta. Bugünkü videomuzda ise sistemi yenen zeki insanlardan bahsedeceğiz. Bu zeki insanlara geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer ki hala kanalımıza abone olmadıysanız, hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için de bildirim zilini açmayı unutmayınız. Konserlerde sahne arkasına geçmek herkesin hayalidir. Çünkü hayranı olduğunuz şarkıcılarla tanışma fırsatı yakalarsınız. Ancak sahne arkasına geçmek tahmin de edebileceğiniz gibi hiç kolay değildir. Fakat Avustralyalı grup Peking Duck'ın büyük bir hayranı olan David Spargo, sahne arkasına geçebilmek için ilginç bir yola başvurmuş. Grubun Wikipedia sayfasında küçük bir değişiklik yapmış ve kendisini grubun bir üyesinin akrabası olarak eklemiş. Daha sonra güvenlik görevlilerine Wikipedia sayfasını göstermiş ve hiç zorlanmadan da kulise girmiş. Kuliste grup üyeleriyle birkaç bira içtikten sonra ise David, içeriye nasıl girdiğini herkese anlatmış. Elbette ki grup üyeleri Spargo'nun anlattıkları karşısında çok şaşırmışlar ve hemen Wikipedia hesaplarını düzeltmişler. Sistemi yenen diğer bir zeki insansa tabii ki ülkemizden. 2018 yılında Denizli Spor ve Gaziantep Spor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşanmış. Bir yıl stada girmeme cezası bulunan bir Denizli Spor taraftarı vinç kiralayıp maçı stat dışından havada sepette izlemişti. Fakat daha sonra polisin müdahalesiyle vinç indirilmiş. O anlarsa objektiflere böyle yansımış. Twitter kullanıcısı İHAP, Dünya Kupası için gittikleri Rusya'da babasıyla yaşadıkları macerayı takipçileriyle paylaşınca bir anda viral olmuş. Twitter kullanıcısının anlattığına göre babası restoranda rezervasyon yaptırmak istemiş fakat ona tamamen dolu olduklarını söylemişler. Birkaç dakika sonra FAS başkanı olduğunu iddia ederek tekrar aramış. Nasıl olduysa en başta onları kabul etmeyen restoran, başbakan kelimesini duyunca boş bir yer olduğunu söylemiş. Büyük bir özenle karşılanan bu aile bir de şefle tanışma şansına erişmişler. Hatta şef babadan fotoğraf ve imza istemiş. O anları kaydeden İHAP, insanları güldüren videoyla binlerce beğeni, retweet ve yorum almış. Gördüğünüz gibi istenildiğinde sistemi ve insanları kandırmak aslında çok kolay. Sırada devlet yetkililerini bile kandırmayı başaran bir dolandırıcı var. Yakalanana kadar kendisini Karadağ ve Makedonya Prensi olarak tanıtan kişi, her türlü devlet imkanlarını sonuna kadar sömürerek bir süredir dilediği gibi yaşıyormuş. 57 yaşındaki sahte prens, 63 yaşındaki sahte büyükelçisiyle uzunca bir süre Avrupa'da insanları dolandırmış. Devlet yetkililerinden sanatçılara kadar herkesin oltaya geldiği dolandırıcılık hikayesinde sahte prens ve elçi özellikle yeme içme, konaklama gibi devlet imkanlarından fazlasıyla faydalanmışlar. Pamela Anderson'ın da kurban gittiği tezgahta sahtekar ikili Anderson'ı kontes bile ilan etmiş. Ancak ikili en son yaptıkları lüks tatilde basılmış. İtalya'nın Puglia bölgesinde yaptığı tatilin faturası 5 yıldızlı otelin yönetimi tarafından doğrudan Makedonya Büyükelçisi'ne yollanınca ikilinin sahtekarlığı da ortaya çıkmıştı. Richard Ankrum adındaki adamsa sistemi kendisi için değil, diğer insanlar için kandırmaya çalışmış. Los Angeles'ta yaşayan bu adam, otobanda bulunan levhalardan birindeki eksikliği fark edip kolları sıvamış. Öncelikle Ankrum, Interstate 5 levhasını kendi imkanlarıyla yapmış. Levhayı yapmakla kalmayan Ankrum, tıpkı karayolları çalışanı gibi giyinip levhayı yol üzerindeki gerçek levhanın üzerine montelemiş. Ve ilginç bir şekilde ne o yoldan geçen sürücüler ne de Karayolları Genel Müdürlüğü bu değişikliği fark etmemişler. Videomuzun son maddesinde ise bir fotoğraf var. Maalesef ki sistemi yenmeye yönelik her girişim başarılı olmamakta. Ama yine de çabalarını takdir etmek gerekli. Tıpkı arabası bağlanan bu adamın bunu kabul etmeyip mücadele etmesi gibi. Arabası bağlanan adam bağlı tekerleği söküp yerine yenisini takmış. Ancak bu özgürlük kısa sürmüş. Çünkü aracın plakası ve diğer bilgilerini elinde bulunduran park şirketi adamı elleriyle koymuş gibi bulmuşlar. İşte dünyanın dört bir yanından derlediğimiz sistemi yenen zeki insanların hikayeleri bu şekildeydi. Peki sizi en çok şaşırtan hangisi?
Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.